Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 24. haftasının ikinci videosundayız. Yani dönüşüm geometrisinin ikinci videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Noktanın doğruya göre simetriğinden bahsedeceğiz. Doğrunun özel doğruları ve eksenlere göre simetriğinden bahsedeceğiz. Ve doğrunun bir noktaya göre simetriğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde bir noktanın bir doğruya göre simetriğini alırken neredeyse Geometrinin tamamını kullanıyoruz. Analitik geometrinin tamamını kullanıyoruz gibi bir şey. Öncelikle bu şekil çizip yorumlamanız lazım arkadaşlar. Mesela A noktasının D doğrusuna göre simetriği dediği zaman A noktasını belirle, D noktasını çiz, rastgele çiz analitik düzlem çizme. Sonra noktanın doğruya göre simetriğini şu şekilde göster. Bunu gösterdikten sonra bu şekli yorumlayacaksınız. Bazen sadece şekil yorumlamasıyla çıkıyor ama direkt bu noktada isteniliyorsa bunu da yorumlayacağız. Bir kere biz bunları böyle daha sonra iki doğru dik kesiyor. İki doğru dik kesildiğinde ne yapacağız? Eğimler çarpımı eksi 1 yapacağız. Yani şunun eğimine m1 diyecek olursam bunu m1'i öncelikle bulacağız. Eksi a bölü b'den dolayı. Sonra m2'yi bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. m2'yi bulabiliriz. Çünkü m1 bulduktan sonra m1 ile m2'nin çarpımı eksi 1 olduğundan dolayı. Sonra bu doğrunun eğimi belli, noktası belli denklemini yazabilir miyiz? Yazarız denklemini yazacaksın. Sonra denklemi yazdıktan sonra iki doğru denkleminin kesim noktası bakın. K noktası yaptı. K noktasını bulacaksın. Sonra da noktanın noktaya göre simetriğinden B noktasına ulaşır mısın? Kesin ulaşırsın. Adımlar da burada işte bu anlattığım adım olarak yazıldı arkadaşlar. Evet bulurken bu yapılır ama burada doğru denklemini yazıp ortak çözüm yöntemi biraz bazen uzun olabiliyor. O yüzden ben genelde şunu tercih ediyorum. Daha önce de biz bunun sorusunda yapmıştık bir noktanın bir doğruya olan en kısa en kısa olduğu nokta nedir diye sorulmuştu mesela. İşte burada da A'dan buraya dik çizildiği için A noktasının bu doğruya en kısa olduğu yer tam K noktası değil mi? Evet önemli olan K'yı bulmak. E K'yı bulurken ne yapacaksın o zaman burada? Şunu yapacaksın. Buraya K'ya X virgül Y de. Ya X'i Y'li bir şekilde yaz ya da Y'yi X'li bir şekilde yaz. Yani sorusuna göre değişiyor. AX artı V'ye artı C'de hangisi daha kolay yalnız bırakıyorsa onu bırakın ya x'li bir şekilde hepsini ya da y'li bir şekilde yazdıktan sonra e, ne yapacaksın eğim belli ama öncelikli olarak eğimleri yine belirleyeceksiniz burada m1'i bul sonra m2'yi bul sonra eğim belli sonra burada da nokta belli burada da nokta belli A, 2 noktası belli y'ler farkı bölü x'ler farkı eşittir m2 deyip o zaman buradaki noktaya ulaşırsın sonra da noktanın noktaya göre simetriğini alırsın olayı bitirsin tamam olay bu ben genelde bu söylediğim ikinci yöntemi kullanıyorum ama ilk yöntemi de buraya yazdım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Orada doğruların kesim noktasını bulurken biraz zorlandığımız için yani ortak çözüm yöntemi biraz zorlayıcı olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Evet. Örnek 9'a bakalım ne diyor? Bak. Basit bir şekilde şekli çizelim. Şekli çizmek gerçekten çok önemli. A noktası kaça kaç? A virgül 4 noktasının sonra bir doğruya göre doğrumuz bak A noktası belli değil. Doğrumuz da tam olarak belli değil. 3y artı k eşit 0 doğrusu. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu noktanın bu doğruya göre simetri isteniyor. Simetriye dediği için hop çizdik ve şunlar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. E biz burada ne yapacağız? Bak buradaki B noktasında vermiş. Noktamız belli değil. Bak klasik bir yolla değil. Şekli yorumlamayla çıkacak. İşte nokta belli değil. Değil mi? E o yüzden doğru belli değil. Noktanın doğruya göre simetriğini bulmak o adımları uyguladığınız zaman olmaz. O zaman ben bu şekli yorumlayacağım. Bu şekli nasıl yorumlayacağım mesela? Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Hocam bunun eğimi belli, bunun eğimi belli. İki noktası belli. Y'ler farklı, böyle x'ler farkından a'yı bulabilirsiniz ama benden a artı k isteniyor. Belki direkt a artı k çıkabilir. Şekle baktığımız zaman simetriğini aldığımız zaman direkt a ile b'nin orta noktası burası değil mi? Evet. Orta noktası burası olduğu için a artı eksi 6 yani a eksi 6 bölü 2'ye 4 eksi 6 yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yaptı burası. Evet a eksi 6 bölü 2'ye eksi 1 noktası yaptı tam orta nokta. E arkadaşlar bu doğru da belli değil ama buradaki nokta bu doğrunun üstünde olduğu için denklemi sağlar mı sağlar. X yerine a eksi 6 bölü 2 yazalım. 2 çarpı a eksi 6 bölü 2 artı 3 çarpı y yerine de eksi 1 yazalım. Eksi 1 artı k da var burada eşittir 0. Çünkü bir nokta bir doğrunun üstünde denklemi sağlar. Şuradaki ikiler gitti. A eksi 6 kaldı. Bir de burada eksi 3 var. Artı k eşittir 0. Bak gerçekten de a artı k direkt geldi. A'yı da bulmamıza gerek yokmuş. A'yı ayrı ayrı. A bulunsun istenseydi bizden. Bunun eğimi eksi 2 bölü 3. Bunun eğimi 3 bölü 2. O zaman y'ler farkı bölü x'ler farkı eşittir. 3 bölü 2 deyip a'yı da bulurduk. Ama direkt çıktı. Burada da eksi 9 var. Öbür tarafa atınca a artı k da a artı 9'a mı eşit oldu? Evet. O zaman örnek 9'un cevabını böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Güzel bir soru. Geldik örnek 10'a. Analitik düzlemde A bire 2 noktasının x eksi y artı 5 eşit 0 doğrusuna göre simetriğini bulunuz. Şimdi gençler dikkatli bir şekilde dinleyin. Rastgele yine A bire 2 ve buradaki nokta ve bir doğruyu çiziyorum şöyle. x eksi y artı 5 eşittir 0 doğrusu ve bu noktanın bu doğruya göre simetriğini alıyorum. Aldıktan sonra şuradaki noktayı ben bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi burası da dik ve şunlar da birbirine eşit. Öncelikle işimiz ne? Eğim. Hocam M1 neye eşit? Eksi x'in kat bölü y'nin kat Yani 1. O zaman bunun eğimi ne olacak? Eksi 1 olacak. Eğimler çarpma eksi 1 olduğundan dolayı. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazıp ortak çözümden gidebiliriz. Ama ben oradan yapmayacağım. Şuradaki noktayı ne dedim ben size? Ya x'li ya da y'li bir şekilde yazın demiştim. Mesela x virgülü y ya. Hocam x'i yalnız bıraksak y artı 5 yapıyor. Y eksi 5 yapıyor. Y'yi de yalnız bıraksan y'yi öbür tarafa atsan. Y de neye eşit oluyor? X artı 5 eşit olmuyor mu? Evet. Denklemde bak şunu. X artı 5 eşittir y mi oldu? Evet. Y de x artı 5 eşit oldu. E o zaman buradaki nokta aslında ne oldu? X virgül y yerine de x artı 5 yazacağım. X artı 5 yazacak olursak. Şimdi bunu yorumlayalım. Arkadaş buradaki nokta var. Bu doğru üstünde. Bu nokta var. Buradaki nokta var. Hocam eğim de var. İki noktası belli. Doğru'nun eğimi. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı olmayacak mı? Evet. Hadi bakalım. Y'ler farkı. X artı 5 eksi 2. X artı 5 eksi 2 bölü. X'ler farkı. X eksi 1 eşittir. Ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. O zaman burası X artı 3 yaptı. Şurası X eksi 1 ile de karşı çarptım. Eksi X artı 1 olduğundan 2 x eşittir. Eksi 2 olduğundan x'i de kaç bulduk? Eksi 1 bulduk. Gel burada x yerine eksi 1 yaz. X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'e 4 noktası mı yaptı burası? Evet. Sonra ne yapıyoruz? Noktanın noktaya göre simetriğinden bahsediyorum. 1 iken eksi 1 olmuş. Kaç azalmış? 2. Bir daha 2 azalt. O zaman b noktası ne oldu arkadaşlar? Eksi 1'den 2 azaltınca eksi 3 oldu. Sonra 2 iken 4 olmuş. Yani 2 artmış. Bir daha 2 arttır kaç yapar? 6 yapar. Evet cevabımız böylelikle eksi 3'e 6 olmuş oldu arkadaşlar. Ama ve lakin. Evet arkadaşlar noktanın doğruya göre simetriğini uzun zamandır ÖSYM sormuyor ama belli olmaz sorabilir. Ben size burada daha pratik bir yol vereceğim. Pratik yol. Pratik yolu da şuraya yazayım. Arkadaşlar yalnız pratik yol ne zaman kullanılır? Eğim Artı eksi 1 iken kullanılır. Eğim eşittir. Artı eksi 1 iken geçerlidir arkadaşlar. Şimdi verilen doğrunun eğimi artı 1 mi? Evet. Verilen doğrunun eğimi artı 1 iken ya da eksi 1 iken biz şimdiki uygulayacağımız yolu uygulayabiliriz. Pratik yolu uygulayabiliriz. Peki pratik yol nedir arkadaşlar? Arkadaşım şimdi bir noktanın bir doğruya göre simetriği alınmak istendiğinde ve verilen doğrunun eğimi artı 1 ise ya da eksi 1 ise şunu yapabilirsiniz. Noktamız neydi? 1'e 2 değil miydi? Evet. Denklemde x yerine 1 yaz. Denklemde x yerine 1 yazdığımızda ne çıkıyor? 1 eksi y artı 5 eşit 0'dan. Y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Denklemde y yerine noktadaki y'yi yaz. Y yerine 2 yazdığımızda da arkadaşlar. O zaman denklemimiz x eksi y artı 5'ti. Yani x eksi 2 artı 5 eşit 0 olduğundan. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? X'i de böylelikle kaç bulduk? 3 mu bulduk? Evet hayır artı 3 burası eksi 3 olarak bulduk. İşte buradaki x virgül y de bizim o simetri olan noktadır. Yani eksi 3 virgül 6 olarak çıkar arkadaşlar. Bakın aynı sonuca ulaşmadık mı ulaştık. İşte bizim buradaki yolumuz neymiş? Pratik yolumuzmuş. Ama bu pratik yol nerede geçerli arkadaşlar? Verilen doğrunun eğimi artı 1 iken ya da verilen doğrunun eğimi eksi 1 iken geçerli. Çok ilginçtir. ÖSYM bununla ilgili çok öncelerden soru sordu. Ve sorduğu sorularda verilen doğru neyimi artı 1 diye ya da eksi 1 de arkadaşlar. Yine büyük ihtimalle soru sorsa verilen doğru neyimi artı 1 ya da eksi 1 olarak söyler bize. Ama bu demek olmuyor ki şuradaki mantığı bilmeyelim. Arkadaşlar bunu bileceksiniz. İlla bundan soru soracak diye bir şey yok. Bak şuradaki soru gibi yani şekli çizip bu şeklin ile ilgili sorular karşımıza gelebilir. O yüzden sizin tamam şu pratik bilgiyi bil ama ne zaman geçerli? Eğimi artı bir ya da eksi birken geçerli. Bu pratik bilgiyi bil ama aynı zamanda şekil yorumlamasını da bil. Bak eski yoldan yaptım. Şimdi normal yolda bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Evet geldik böylelikle örnek 11'e. Bu soruda ne demiş? Şöyle bir doğru çizmiş bir de üçgen çizmiş. Bir kağıda dik koordinat sistemi A eksi 2 6 olmak üzere ABC üçgeni ve eksenleri 0'a 3 ve 3'e 0 noktalarında kesen D doğrusu çizilmiş. Evet bak bir kağıda bunu çizmişim. Eksenleri çizmişim ve bu doğruyu çizmişim. Sonra da bu üçgeni çizmişim böyle. Sonra buna göre kağıt D doğrusu boyunca şekildeki gibi katlandığında A noktasının yeni konumunun koordinatları soruluyor bize. Evet normalde koordinat ekseni katlanmaz ama bakın bir kağıda çizip öyle bir katlama yapmışım. Öyle katlama yaptığın zaman da bizden buradaki şey isteniyor. Arkadaşlar şimdi burada bu kağıdı katlayacağım. Bak bu ne demek biliyor musun? Sen bu kağıdı katladığın zaman bu doğruya göre simetriğini almak demek değil midir? Evet. Bu doğruya göre simetriğini aldığın zaman hop A noktası buraya bir yer mi gelecek? Evet. Yani şöyle bir şey olacak aslında. Katlama sorularında ne oluyordu? Üstte bilen kenarlar birbirine eşit. Yani bu doğruya göre simetriğini aldın. Şurası dik ve şunlar da birbirine eşit olmayacak mı? Evet. İşte bizim buradaki A üssü noktası isteniliyor bizden. Aa, bu ne oldu? Aslında bize neyi soruyormuş? Şu şekilde katlandığında şöyle olmuş bu. İşte buradaki A üstünün bu koordinat düzleminde hangi noktayı gösterdiği söyleniyor arkadaşlar bize. Şimdi bunu bulacağız. Bir noktanın bir doğruya göre simetriğini bulacağız aslında. Arkadaşlar o zaman bu doğrunun adı lazım bana. Bu doğrunun adını nasıl buluruz? Hocam eksenleri kestiği yerler belli. X'i de 3'te kesiyor. Y'yi de 3'te kesiyor. Yani X bölü 3 artı Y bölü 3 eşittir 1'den. Buradan da ne geliyor? x artı y bölü 3 eşittir 1'den x artı y eşittir 3 geliyor bu doğru. Peki şimdi ben eksi 2 6 noktasının bu doğruya göre simetriğini bulmaya çalışacağım. Bak dikkat et. bu verilen doğrunun doğrununeğimini ne? eksi a bölü b'den eksi 1 değil mi? Evet eksi 1 olduğu için o zaman ben burada pratik yolu kullanabilirim. Yani verilen doğrunun eğimi ne? artı 1 ya da eksi 1 olduğunda bir noktanın bir doğruya göre simetriğini rahat bir şekilde bulabilirim. Hadi bulalım o zaman. Noktamız neydi? Şu değil miydi? A eksi 2 6'ydı. O zaman x yerine eksi 2 yazdığımızda denklemde x artı y eşittir 3'tü ya. x yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2 artı y eşittir 3 olduğundan y kaç geliyor? y'yi 5 buluruz. Sonra ne yapacağız? y yerine de noktadaki y'yi yazacağım. 6'yı yazdığımda da x artı y y yerine 6 yazıyorum. x artı 6 eşittir 3 olduğundan dolayı x'i de kaç bulduk? eksi 3 olarak bulduk. E bizim noktamız ne oluyordu? X virgül Y noktası oluyordu. X de eksi 3 olduğundan Y'si de 5 olduğundan noktamız eksi 3'e 5 olarak bulunur arkadaşlar. Bizden de zaten bu isteniliyor. Yani bu A noktasının yeni konumunun koordinatları nedir? Eksi 3'e 5 yapar. İşte o yüzden noktanın doğruya göre simetriğini bulurken ne yapıyormuşuz? şu şekilde pratik yol eğimi 1 ya da eksi 1 iken bu şekilde pratik yolu uygulayabiliyormuşuz arkadaşlar. Tamam bunu ihmal etmeyin bakın çok da kolay bir şekilde çıkıyor. Bunu da bilin ÖSYM e bununla ilgili sanırım 2 ya da 3 tane soru sordu. Hepsinde de eğimi 1 ya da eksi 1 olarak sordu. Evet geldik bir sonraki soruya. Burada ne diyor? Örnek 12'de de dik koordinat sisteminde AOB üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır. G noktasının D doğrusuna göre simetriği K noktasıdır. Şimdi AOB üçgenin ağırlık merkezi G noktası G'nin de D doğrusuna göre simetriği Evet. G'nin de D doğrusuna göre simetriği K noktasıymış. Tamam. Hadi bakalım. G'nin de D doğrusuna göre simetriği K'ymış. Yani simetriğini alırken nasıl olacak? Şöyle Hocam burası dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak. Eyvallah. Sonrasında ne diyor? Dikkor sisteminde A, O, üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. G noktasının D doğrusuna göre simetriği K noktasıdır. Buna göre K noktasından geçen ve D doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini bulunuz diyor. Hadi bakalım bunu bulalım. Şimdi K'dan geçen ve D doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi isteniyor bizden. İşte bu doğrunun denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. Ee, şimdi şekli çizdik. İlla burada şey yapabilirsiniz. Hocam bu doğru denklemini yazayım. Bak şu yolu yapabilirsiniz. Bu doğru denklemini yazayım. Nasıl yazacaksın? x 6 bölü x bölü 6 x bölü eksi 6 artı y bölü 3 eşittir 1'den doğru denklemini yazdın. Sonra ağırlık merkezini bulacaksın. Apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş halinden onu bulacaksın. Sonra da noktanın doğruya göre simetriğinden bulacaksın. Eyvallah bulabilirsin. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Ama illa noktanın doğruya göre simetriği olan doğruyu bulurken illa yani şekilde verilmişse belki o şekilde yani her zaman her zamanki anlattığımız şekilde bulmak zorunda da olmayabiliriz. Peki ben burada ağırlık merkezini kullanayım. Ağırlık merkezini ben burada nasıl kullanabilirim? Ağırlık merkezinden geçen bir doğru hop kenar ortaydır ve 1'e 2 oran vardır? Evet. E bunun da devamını getireyim. Tam ağırlık merkezinden şöyle geçsin. Şu ağırlık merkezinden geçti. Hocam ağırlık merkezi ise burası K ise burası 2K değil midir? Evet. Şimdi şu doğruyla bu doğru paralel demiş ya burası da 90 derece olacak o zaman. Aa hocam burada da Şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. Yani burası da ne oldu? K oldu. E o zaman arkadaşlar burası 2K burası da 2K oldu. He. Ee, ben şimdi o zaman burada güzel bir şey buldum. Şunlar da birbirine paralel. Bu bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. O zaman burada bakın burası 3K oldu. Burası da K oldu. Hocam 3'e 1 oran var. O zaman burası 3 ise burası N'dir. Burası 3A ise burası da A değil midir? Çünkü 3'e 1. Paralellik de var. Evet. 3A dediğimiz 6 birimse eğer burası 6 ise A'yı buradan 2 buluruz. Yani burası 2 yaptı. Yani şuradaki nokta ne yaptı? 6 ve 2'den dolayı eksi 8 noktası yaptı. Şurası 3 n eşittir. 3 n olduğundan n'i de 1 buluruz. N de 1 ise o zaman 3 burada 1 burada. Şuradaki noktayı da 4 buluruz. Bizden zaten bu doğrunun denklemi isteniyor. Eksenleri kestiği yerler belli. O zaman doğru denklemini yazabiliriz arkadaşlar. Bu doğru denklemi nedir? Eksenleri kestiği yerler x8 ve 4 olduğuna göre x bölü x8 artı y bölü 4 eşittir 1 şeklinde yazılır. E o zaman bunu kaçta birleştirelim arkadaşlar? Şurası eksi 4 ile çarpalım. Artı 32'de birleştirelim. Eksi 8 ile çarpalım. Eksi 4 x eksi 8 bunu artı 8 ile çarpacağım. Pardon. Şurası 8 olacak. Eksi 4 x artı 8 y Neye eşit olacak o zaman? Hani bölü 32 eşittir 1'den eşittir 32'ye eşit oldu. E, genelde arkadaşlar ne oluyordu? Ya y yalnız kalıyordu ya da x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyordu. O zaman ben bunu eksiyle çarpayım. 4x eksi 8y eşittir eksi 32 oldu. Hatta bu nasıl şıklarda olur? Büyük ihtimalle 4x eksi 8y artı 32 eşittir 0. Hepsi bir tarafta toplanmış halde şıklarda olur. Evet gördünüz mü? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada iki tane sorusu vardı bununla ilgili. Yani noktanın doğru yöre simetriye geldiğinde klasik yollarla da yapacağız diye bir şey yok bu şekilde şekil yorumlamalarıyla da işlemimizi elde edebiliriz arkadaşlar Bununla ilgili soru ilk sorumuzda vardı ve de şimdiki bu konunun son sorusunda vardı arkadaşlar gerçekten güzel bir soru ama bu soruyu dediğim gibi en başta nasıl yapabiliriz Bir de ağırlık merkezini buluruz sonra noktanın doğru göre simetriğini buluruz sonra nokta belli sonuçta paralel olduğu için eğim belli nokta belli doğru denklemini de o şekilde de bulabiliriz arkadaşlar ama o yol baya baya bir uzun sürer arkadaşlar haberiniz olsun hatta bu noktanın bu doğruya göre simetriği belki de çok gıcık bir noktada çıkabilir onu da söyleyeyim çünkü bu verilen doğrunun eğimini de 1 bölü 2 olduğundan eğim 1 ya da eksi 1 olmadığından kolay bir şekilde de bulamayız arkadaşlar o yüzden sıkıntılı bir durumla da karşılaşabilirsiniz. lütfen bu soruya da dikkat edin hoş sorulardan biridir Evet böylelikle noktanın doğruya göre simetriğini de anlattık ve anladık arkadaşlar. Şimdi gelelim şuna. Ee, AX artı BY artı evet bir dikkat. AX artı BY artı C eşit sıfır doğrusun. Eksenleri ve bazı özel doğrulara göre simetriyi bulunurken X virgül, X virgül Y noktasının eksenlere ve bazı özel doğrulara göre simetriyi düşünerek kolayca bulunabilir. Evet. Şu örnek yanlış yazılmış arkadaşlar. Şunu silin. Bu yokmuş gibi düşünün. Konu anlatımı bu. Tamam mı? Evet şimdi şundan bahsedeceğiz. Bir doğrunun eksenleri ya da özel doğrulara göre simetrinden bahsedeceğiz. Ama bu eksenleri ve özel doğruları simetriyi kullanırken şu bilgileri bileceğiz, hatırlayacağız. Hatta ben size bir hatırlatma yapayım. Mesela x virgül y'nin x'e göre, x eksenine göre simetriği ne oluyordu? x virgül eksi y oluyordu. Bak. x virgül y'nin y'ye göre simetriği ne oluyordu? y'ye göre simetri eksi x virgül y oluyordu x virgül y'nin orijine göre simetriği ne oluyordu? Hocam her ikisi de işaret değiştiriyordu. Eksi x virgül eksi y oluyordu. Sonra x virgül y'nin y, e, y eşittir x'e göre simetriği ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. O zaman x virgül y iken ne olacak? y virgül x olacak. Peki x virgül y'nin y, y eşittir eksi x'e göre simetriği ne olacak arkadaşlar? y eşittir eksi x'e göre simetriğinde de noktalar hem yer değiştiriyordu hem de işaret değiştiriyordu. Değil mi? Sonra x virgül y'nin x eşittir k'ya göre simetriğini oluyordu. Bunun iki katından apsisini çıkartıyorduk. Yani 2k eksi x'e y oluyordu. Sonra x virgül y'nin de y eşittir k'ya göre simetriğini oluyordu. Bunun iki katından y'sini çıkartıyorduk. Yani 2k tabi absi aynı kalacak. x virgül 2k eksi y şeklinde yazıyorduk arkadaşlar. Hatırladınız değil mi? Evet bu şekilde yazıyorduk. İşte burada bunları da yaparken arkadaşlar bakın bir doğrunun eksenlere göre ya da özel doğrulara göre simetriğini alırken biz de onları kullanacağız. Bak şimdi ax artı b y artı c eşit sıfırda x eksenine göre simetriği alınırken hocam x'e göre simetriği alınırken y'si işaret değiştiriyordu. O zaman burada da y gördüğün yere hani x virgül y'di ya y gördüğün yere eksi y yazacaksın sadece. Yani ax artı b çarpı eksi y yazacaksın. Yani ax eksi b oluyor arkadaşım burası. Yani direkt x'in işaret y'sinin işaret değişecek. E o zaman burada y eksenine göre ne oluyor. x'i işaret değiştirecek. Yani x virgül y'nin o noktayı düşündüğünüz zaman bu doğrunun da simetriğini rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi normalde x virgül y'nin y eksenine göre simetri eksi x, x y olmuyor muydu? Evet. Buradaki x gördüğün yere eksi x, x yazacaksın. Yani eksi x virgül y. Y gördüğün yere de y yazacaksın. O zaman burası eksi artı b artı c eşit sıfır oluyor. Sonra orijine göre simetriğinde her ikisi de işaret değiştiriyor. Eksi A eksi B Y şeklinde oluyor. Y eşittir işte X'e göre simetriğinde ne oluyordu? X virgül Y, Y virgül X oluyordu. Yani X virgül Y, X virgül Y neye eşit olacak? Şöyle yazarsanız daha net yaparsınız. Ha, denklemde X gördüğün yere Y, Y gördüğün yere X yazacaksın. Bunun yerine Y, bunun yerine X yazacaksın. Yani A, Y artı B, X şeklinde olacak. Y eşittir işte X'e göre simetriğinde ne oluyordu? X virgül Y'nin hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. E sen burada hem yer değiştireceksin. Yani x yerine eksi y, y yerine de eksi x yazacaksın. Yani eksi a y, eksi b artı c eşit sıfır şeklinde olacak. x eşittir k'ya göre simetriğinde ne olacak? Hocam x virgül y'nin x eşittir k'ya göre simetriğinde de ne yapıyorsun? Bunun iki katından x'i çıkartıyorsun. Yani 2k eksi x'e y yazıyorduk buraya. E burada da x gördüğün yere onu yazacaksın sadece. 2k eksi x virgül 2K eksi X yazacaksın. Y gördüğün yere de direkt Y yazacaksın. Bak bitti. Bazen şu hatayı yapıyorsunuz. Kas sayılar yerine bu hamleleri yapıyorsunuz. Hayır. X ile Y'de oynama yapacaksınız. Kas sayılarda değil. X ve Y'de oynama yapacaksınız. Peki Y eşittir K'ya göre simetriğinde de bunun katından Y'sini çıkartacaksınız arkadaşlar. Tamam O yüzden noktadaki hani bu özel doğruları X eşittir K'ya göre, Y eşittir K'ya göre, Y eşittir X'e göre, Y eşittir X'e göre simetrikleri bilin diye Boşu boşuna demedim. İşte burada da işimize yarıyor. Ha, yine bunları bilmezsen belki yine şekli çizerek, şekil yorumlamasıyla sonuca yine ulaşabilirsin. O da sana kalmış tabi. Bakalım sorularda nasıl bir şey oluyor, hangisi daha kolay oluyor? Birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi 2x eksi 3y artı 4 eşit 0 doğrusunu. Ne yapacağız? X eksenine göre yansımasını alacağız. Hadi x'e göre yansımasını alalım. X'e göre yansımasında y'si işaret değiştirecek. Hocam y yerine eksi y yazacağım sadece. Yani 2x artı 3y artı 4 eşit 0 olacak. Tamam bitti. Sonra y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değiştirecek. Yani eksi 2x eksi 3y artı 4 eşit 0. Ama şıklarda bu şekilde olmaz. Hepsini sağ tarafa topla ya da her iki tarafı eksiyle çarp. Yani bu aslında 2x artı 3y eksi 4 eşit 0 şeklinde de yazılabilir arkadaşlar. Şıklarda bu şekilde olur. Orijine göre simetriğinde her ikisi de işaret değiştirecek. Eksi x ve eksi y şeklinde olacak. Yani eksi 2x artı 3y artı 4 eşit 0 şeklinde olacak. x eksi y eşit 0 doğrusuna göre. Aa hocam hop dur. Daha doğrunun doğruya göre simetriğinden bahsetmediniz. Ki müfredatta yok onu söyleyeyim. Bir doğrunun bir doğruya göre simetriği müfredatta yok. Ama bunlar özel doğru. Arkadaşlar x eksi y eşit 0 doğrusu aslında x eşittir y doğrusu değil midir? Yani y eşittir x doğrusu değil midir? Evet. Noktalar ne olacak? Yer değiştirecek. O zaman burada noktaları yer değiştireceksin. O zaman burası 2y eksi 3x artı 4 eşit 0. Bak kas aynı kalıyor. Yani düzenleyecek olursak eksi 3x artı 2y artı 4 eşit 0 şeklinde olur. Ya da 3x eksi 2y eksi 4 eşit 0 şeklinde de olabilir. Hocam bu ne demek? Bu da x eşittir eksi y demek değil midir? Yani y eşittir eksi x doğrusu demek değil midir? Evet. Noktalar hem yer değiştirecek hem de işaret değiştirecek. Yani x virgül y yer değiştirdi. Eksi y virgül eksi x oldu. Bunun yerine eksi y yazacaksın. Bunun yerine de ne yazacaksın? Eksi x yazacaksın. Yani eksi 2y artı 3x artı 4 eşit 0 şeklinde oldu arkadaşım. Bak x yerine eksi y, y yerine eksi x yazdığımız zaman olay bitti. Yani düzenlenmişi de 3x eksi 2y artı 4 eşit 0 şeklindedir x eşittir 4'e göre simetriye. Bunun iki katından x'i çıkartıyorsun. Yani 2 çarpı bunun iki katı. 8 eksi x. İki katından x'i çıkartıyorsun. Eksi ee, 3y artı 4 eşit 0 şeklinde olur. Hatta düzenleyecek olursak. Hocam burası. Ne çıkıyor? Burası. 16 eksi 2x. Eksi 3y artı 4 eşit 0 yaptı. Hatta bunu da düzenleyecek olursak. 2x artı 3y eksi 20 eşit 0 olacak. Bunun direkt eksiyle çarpmışını da yazdım. Sonra y eşittir eksi 1'e göre simetriğinde de bunun iki katından y'sini çıkartacağız. x aynen kalıyor. Yani 2x eksi 3 çarpı. Bunun iki katı eksi 2. Eksi 2'den nesi çıkartıyoruz? Y'yi çıkartıyoruz. Bir de artı 4'de yazıyoruz. Eşit 0'dan. 2x artı 6 artı 3y artı 4 eşit 0 oldu. Buradan da 2x artı 3y artı 10 eşittir 0 şeklinde sonuca ulaşırız arkadaşlar. Yalnız size şunu söyleyeyim. Bazen şu x eşittir 4 ve y eşittir eksi 1 doğrularına göre simetriye alınırken bir analitik düzlem çizerek de ulaşabilirsiniz. Ama şunu bilmenizi tabii ki tavsiye ediyoruz. Bu bizim için önemli. Ama şekil çizerek de yapabilirsiniz. Mesela nasıl? Hocam şöyle bir şey. Şekil çiziliyse. Mesela bu doğrunun grafiğini çizdiniz. Ve grafiğe de şöyle bir şey oldu mesela. Hocam çizdim. Bu doğrunun grafiği böyle. Adam sana diyor ki şuna göre simetriğini al diyor. E buna göre simetriğini aldığında da ne olacak? Buna göre simetriği de bu doğrunun şu şekilde olmaz mı? Evet olur. Bu doğrunun denklemini bulurken. Ne yapacaksınız? Şöyle katlamasını aldınız ya. Katlamasını aldığınız zaman şurada bazı işlemlere ulaşırsınız. Mesela buradaki nokta belliyse şu katlamadan dolayı hocam şu açı ortaydır. Ve katlamadan dolayı bu doğruya göre simetriğinden dolayı burası 90'ya ya x kenar çıktı. Ve tabandaki eş parçaya böler. Evet bu uzunluk bellidir zaten bu grafik verilmişse. O zaman buradan buraya ulaşırsın. Hocam buradaki nokta belli olmuş olur. O zaman bu doğrunun denklemini nasıl bulursun? Bize eğim lazım. Nokta var ya şimdi. E, bu doğru denklem belliyse tanjant alfası bellidir. E alfayken burası da x kenarlıktan alfadır. E tanjant alfa ama sola yatık. Ona dikkat edeceksin. Eğim ne olacak? Negatif olacak. E, eksi tanjant alfa eşit olacak. O zaman eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini bu şekilde yazabilirsin. Tabii ki tercihimiz ne? Hani şunu bilin. Hani x eşittir 4'e göre simetri bunun iki katından x çıkartın diyoruz ama bazen şekil çizmeliye de ilgili yorumlamalarda gelebilir. O zaman bu tür hamleler de yapılabileceğini de bilin. Ama şunu da bilmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi geldik bir sonraki soruya. Evet bak şekil çizilmiş. E şekil çizilmişse şekli çizmek daha önemli. Şekli yorumlamak daha önemli. Mesela dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen doğrunun x eşittir 2'ye göre simetriği alındığında siz bu doğrunun denklemini yazıp buna göre simetriğini alacaksınız. Buna göre simetriğini aldıktan sonra grafiğini çizeceksiniz. Grafiği çizdiğinizde de şöyle bir şey çıkacak. Bunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı isteniyor. Klasik bir yolla. Doğru denklemini yaz. X bölü 10 artı Y bölü 5 eşittir 1 de. Sonra düzenle. Sonra da X eşittir 2'ye göre yansımasını al. Sonra da eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanını bul. Grafiğe çiz. Sonra eksenleri kestiği yerler zaten çıkacaktır. Ama hala hazırda. Şekil verilmişse şekli yorumlamak daha mantıklı geliyor bana. Hadi şekli yorumlayalım. Hocam buna göre simetriği ne olacak? İşte bu olmayacak mı? Evet bu olacak. Hadi bunu yorumlayacağız. Şimdi sen böyle yansımasını aldın. O zaman yansımasını aldıysan şu açılar birbirine eşit. Şu kenarlarda birbirine eşit olmayacak mı? Çünkü bunun da buna göre simetriyi burası yapıyor. Hocam buradaki uzunluk 8 birim. E Burası da 8 birim olacak. E o zaman burası 2 ise buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Tamam. Şuraya kadar 6 bulduk. Bizden ne isteniyor? Bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı isteniyor. İşte bu bölgenin alanı isteniyor. Bizim nereye bulmamız lazım? Bu A'yı bulmamız lazım. A'yı bulmak için yorum yapacağız şimdi. E hocam ne yapalım? İster alfabetaya dalıp benzerlikten yap, ister temel orantılardan yap böyle. Ya da eğim deyince aklımıza tanjant tanjant geliyor ya şurası alfa iken burası da alfa olmuyor mu? Biraz önce yukarıda da söyledim. Oluyor hocam. E alfa iken alfayı yazdık. E sonra ne olacak burada? Bak burada tanjant alfayı bulabilirim ben. Tanjant alfa neye eşit? Hocam tanjant alfa buradan 5 bölü 10'a eşit. Süper. Yani 1 bölü 2. E tanjant alfa 1 bölü 2. Aynı zamanda bak böyle katlamasını aldığımızdan zaman x kenardan dolayı alfa iken alfa geldi ya. E burada da tanjant alfayı kullanabilirim ben. O da a bölü 6 değil mi? Karşı bölü komşu. Evet. E böylelikle A'yı kaç bulduk? 3 bulduk. E A 3 çıktıysa bu taralı alan ne olacaktır? Alan 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den 9'a eşit olacaktır. Bak güzel bir soru. Bak şekli yorumladık. Şekli yorumlamak dediğim işte bu. Ama sözel sorular geldiği zaman da ne yapıyoruz? Bu x eşittir k'ya göre olan simetriyeni de biliyoruz arkadaşlar. Bunu da ihmal etmeyin. Evet neyse. 15. sorunun cevabını böylelikle 9 bulduk. Geldik sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde bu doğrunun y e eşittir x x doğrusuna göre simetriği d2 doğrusudur. Öncelikle doğrumuzu bulalım. Şimdi bizim doğrumuz 5x eksi 12y artı 3 eşittir 0 doğrusu. Ben bunun y e eşittir eksi x'e göre simetriğini alacağım. Normalde x virgül y'nin y, y e eşittir eksi x'e göre simetriği ne oluyordu? Noktalarımız hem yer değiştiriyordu y virgül x hem de işaret değiştiriyordu. Yani sen artık yeni x yerine ne yazacaksın? Eksi y ye yazacaksın. Yeni y ye yerine ne yazacaksın? Eksi x yazacaksın. O zaman burası eksi 5y artı 12y 12x artı 3 eşittir. Sıfır doğrusu mu yaptı arkadaşlar? Evet. İşte bu d2 doğrusudur. Buna göre a 1 2 noktasının d2 doğrusuna olan uzaklığı. A noktası 1 2'nin neye olan uzaklığı? Bu doğruya olan uzaklığı. Doğrumuz bu şekilde ise bu doğruya olan uzaklığına da h diyelim. Bunu bulacağız. Evet bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı neydi? Noktayı doğru da yerine yaz. Haşı bulalım. X yerine 1, Y yerine 2 yazacağım. Dikkat. Et, burada direkt Y yerine 1 yazmayın. X yerine 1. Y yerine de 2 yazacağım. Yani Y yerine 2 yazınca eksi 10 artı. X yerine de 1 yazınca 12 artı 3 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kareydi. Ya da 5, 12, 13 üçgeninden direkt 13'ü yazabiliriz. Burası kaç yaptı? Artı 2 yaptı. Değil mi? Artı 3 daha 5 yaptı. Burası 5 bölü 13'e eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bizden de zaten bu isteniliyor. Cevabımız böylelikle 5 bölü 13 çıktı. Evet. Burada dediğimiz gibi arkadaşlar. Bak noktadaki simetriyi bilince doğru simetriğinde de güzel bir şekilde bulabiliyoruz. Evet geldik bu videonun son konu anlatımına. Burada da bir doğrunun noktaya göre simetriğinden bahsedeceğiz. Bu en kolaylarından biri diyebilirim arkadaşlar. Yine Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şey, çizeceksiniz. İki tane yönteminiz var. O iki yöntemi de ben şimdi size söyleyeceğim ve göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Peki bir doğrunun bir noktaya göre simetri istenildiğinde doğruyu çizeceksin. Çizdin doğruyu. Noktayı da göstereceksin. Bu doğrunun noktaya göre simetri olan işte buradaki doğruyu bulmaya çalışacağız. Peki kendinize iki soru soruyorsunuz. Doğru denklemi bulmak istiyorsanız değil mi? Neydi o iki soru? Bir eğim iki nokta. Peki sen şimdi bir doğrunun bir noktaya göre simetriğini aldığında şu doğruyla şu doğru birbirine paralel değil midir? O zaman eğimler işin içine girecek. Önce eğimini bulacaksın. Bunun eğimi de dolayısıyla bulunmuş olur mu? Olur. Evet eğimler bulundu. Sonra eğimi bulduktan sonra da bir nokta bulacaksın. Şuradan rastgele bir nokta seçsen. Şimdi bir doğrunun bir noktaya göre simetriğini aldığında şunlar birbirine eşit ya. Rastgele bir K noktası seçsen. K'nın da A'ya göre simetriği olan L noktası tam bu doğrunun üstünde olmak zorunda değil mi? Çünkü şunlar birbirine eşit ya. K'nın da buna göre simetriği tam burada. E bunlar da birbirine eşit. Kelebek benzerliği sağlanıyor ya. Tam o yüzden bu doğrunun üstüne düşmek zorunda. E o yüzden sen K'yı da seçtikten sonra K'nın A'ya göre simetriğini alıp L noktasında bulursun. Peki K noktasını nasıl seçeceğiz? Rastgele. Mesela X yerine 0 yaz. Y'si ona göre bir şey çıkar. Ya da X yerine 1 yaz. Y'si ona göre bir şey çıkar. 1'e bilmem ne ya da 0'a bilmem ne. Ya da istediğin en kolayı tabii ki sıfır yazmak. Ya da y yerine sıfır yaz. Hani e, bilmem neye sıfır şeklinde olacaktır. Ondan sonra da noktanın noktaya göre simetriğini de zaten biliyorsun. Bu şekilde yapabilirsin. Daha farklı bir yol var mı? Var. Onu da istersen biraz sonra soru üzerinde göstereyim arkadaşım. Gerçekten bu çok kolaydır. Mesela burada kaç soru var? Hemen ona bakayım. Ona göre şekil yorumlaması yapayım. Evet bunu ben iki farklı şekilde çözeyim arkadaşım. Bak şimdi dikkatli bak. Dik koordinat sisteminde ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Hadi çizelim bakalım. Bir doğru var elimde. Evet iki farklı şekilde çizeceğim ya. Şöyle biri burada olsun. Bir doğru var elimde. Doğrumuzun adı 3x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu. Bir de nokta var elimde. Noktamız da ne noktası? A noktası 1'e 2 noktası. Bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini alırken şu doğruyu elde edeceğim. Yani buradaki doğruyu elde ederken, şuradan, şunlar birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet, olmak zorunda. Şunlar da birbirine eşit olacak. İşte biz bunu bulmaya çalışacağız. Tabii ki doğru denklemi bulmaya çalışıyoruz. Eğim lazım bize. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Bunun eğimi y'ler farkı eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Yani eksi 3 bölü eksi 3 bölü y'nin katsayısı da eksi 1 olduğundan 3 oldu. O zaman bunun eğimi de ne olacaktır arkadaşlar? Bu da 3 olacaktır. Eğim belli. Şimdi de rastgele bir nokta seçeyim. Şuradan mesela rastgele bir nokta. X yerine 0 yazayım. 0'a X yerine 0 yazdığımızda 0 eksi Y artı 6 eşit 0 olduğundan Y de kaç geldi? 6 geldi. Bunun da Y'si 6 oldu. Evet 0 6 noktası. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 0 6 noktasının da bu noktaya göre simetriğini aldığımızda tam buraya düşmesi lazım. O zaman aldık bakalım. 0 iken 1 olmuş. 1 ken kaç olur? 1 artmış. Bir yine 1 artacak. O zaman 2'ye 6 iken 4 azalmış. Bir daha 4 azaltıyorum. Eksi 2 noktası yaptı. Evet eğim belli. Nokta belli. Artık doğru denklemini yazabiliriz. O da nasıl? M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfırdan yazılıyordu. M dediğimiz 3. 3 çarpı x eksi 2 eşittir. Y eksi eksi 2'den y artı 2 yaptı. Buradan 3x eksi 6 eşittir. Y artı 2'den. E buradan hepsini öbür tarafa atalım. 3x eksi y eşittir 8. Hatta x 6'yı da öbür tarafa atalım. Evet denklemimiz bu şekilde olur. Ya da 3x eksi y eksi 8 eşit 0 şeklinde olur arkadaşlar denklemimiz. Bu bizim birinci yolumuz olsun. Evet birinci yol gerçekten kolay. Şimdi bir de ikinci yolu seçelim bakalım. İkinci yolda da yine rastgele şekli çiziyoruz. Bu doğru 3x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu. Bir nokta aldık rastgele. O noktamız da a noktası 1'e 2. Sonra buna göre simetriği de burası olacak. Tabi simetriğini aldığımız zaman hop şuradaki uzunluklar birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi gençler ne yapacağız? Bakın bu doğru denklemi nasıl bir denklem? Hocam 3x eksi y artı 6. E, bu da paralel bir doğru değil mi buna? Evet hocam. E, bu paralel doğru da nasıl olmak zorunda? Bu da aynı şekilde 3x eksi y artı k eşittir 0 şeklinde olmak zorunda. Değil mi? Evet bunu bulmaya çalışacağız. E hocam şu a 1 nasıl kullanacağız? Sen buradan bir tane yine paralel bir doğru çizsen. Bu doğru da 3x eksi y artı c eşittir 0 şeklinde olmak zorunda değil mi? Evet. A ben burada c'yi bulabilirim. Niye? Bu nokta bu doğrunun üstünde. Yaz yerine 3x eksi y artı c eşittir 0 doğrusu yerine. Evet x yerine 1 yazdığımda 3 y yerine de 2 yazdığımda eksi 2 artı c eşittir 0 olduğundan c'yi kaç buluruz böylelikle? Eksi 1 olarak buluruz. Evet c eksi 1 oldu. Şimdi buraya dikkat. Bakın sadece C'lerde bir değişim var. C'lerdeki değişim şuradan şuraya kaç azalmış? Hocam 6'dan eksi 1'e şurası artı 1 mi çıktı eksi 1 mi çıktı? Eksi, a, eksi 1 çıktı mı? Evet artıdan şuradan 6'dan eksi 1'e kaç azalmış? 7 azalmış. E hocam eksi 1'den de buraya o zaman kaç azalacak? Buradan buraya 7 azalmışsa buradan da buraya 7 azalacak. Eksi 1'den 7 azaltırsak kaç yapar? Eksi 8 yapar. Yani denklemimiz 3x eksi y 8 eşittir 0 şeklinde çıkmış oldu. Bak dikkat et aynı sonuca ulaştık mı? 3x eksi y 8 eşittir 0 şeklinde ulaştık. İster birinci yolu seç istersen ikinci yolu seç. İstediğin yolu seç. Bence ikinci yol daha mantıklı ve daha kolay. İkinci yoldan da gidebilirsin. En azından burada bu yöntemle bir doğrunun bir doğruya göre simetriğini de almayı da öğrenmiş olursun. Ama Doğrunun doğruya göre simetriği normalde müfredatta yok. Ama paralel doğrularda bir doğrunun bir doğruya göre simetriğini sorabilirler. İşte bu şekilde de yorum yapabilirsiniz. Hatta dik doğrularda da bir doğrunun bir doğruya göre simetriği sorulabilir. O da nasıl olur biliyor musunuz? Mesela atıyorum 3x 4y artı 5 eşit 0 doğrusunun işte 4x artı 3y artı 2018 eşittir 0 doğrusuna göre simetriği nedir diye sorarlar. Bu doğrunun eğimine Hocam 3 bölü 4. Bu doğrunun eğimine Eksi 4 bölü 3. Aa hocam bunlar dik kesiyor. O zaman bu doğrunun bakın 3x eksi 4 y artı 5 eşit 0 doğrusunun bu dik olan doğruya göre simetriyi yani 4x artı 3 y artı 2018 eşit 0 doğrusuna göre simetriyi ne olacak? Bak bu noktanın bu doğruya göre simetriyi burası. Bu noktanın bu doğruya göre simetriyi burası. Buradaki noktanın bu doğruya göre simetriyi burası yapıyor. Yani kendisi yapmıyor mu? şu simetriğini aldığında bunun simetriğini aldığında bu taraf yapıyor. Bunun simetriğini aldığında bu taraf yapıyor. Yani iki doğru da dikse bir doğrunun diğer dik, do dik olan doğruya göre simetriği de kendisi yapmış oluyor. O zaman 3x 4 y artı 5 eşit 0 doğrusunun 4x artı 3 y eşit artı 2018 eşit 0 doğrusuna göre simetriyi kendisi yapmış oluyor arkadaşlar. Bu da yeri gelmişken size söylemek istedim. Ne olur ne olmaz açık bir kapı bırakmayalım değil mi arkadaşlar? Evet neyse geldik şimdi şu soruya. Örnek 18'e. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen AB doğrusu çizilmiştir. Evet A ve B noktalarından geçen AB doğrusu çizilmiş. Sonra doğru üzerinde C noktası seçilip OC doğru parçası çizildiğini Evet buradan C noktası seçilip OC doğru parçası çizilmiş. Sonra OK eşittir 3KC oluyormuş. Yani ben buraya A dersem burası ne oluyormuş? 3A oluyormuş. O zaman KC'ye A dersem burası 3A oluyormuş. Eyvallah. 3A olacak biçimde K noktası belirleniyor. AB doğrusunun K doğrusuna K noktasına göre simetriye alındığında arkadaşlar bu doğrunun buna göre simetriğini almışım. E ben bu doğrunun buna göre simetriğini alacak olursam o zaman bunlar ne olmak zorunda arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Niye? Aslında bu noktanın bu doğrunun bu doğruya göre simetriğini alınca şöyle şunlar birbirine eşit olacak. Hocam bunlar da birbirine paralelse bunlar da birbirine eşit olacak değil mi? Evet. Kafa karışıklığı olmasın diye şunları sileyim. Şunlar birbirine eşit olmak zorunda. E hocam burası A iken burası da A oldu. E burası 3 A'ydı. Burası ne oldu o zaman? 2 A oldu. Dikkat dikkat. Hocam burası da 2 A burası da 2 A oldu. Şunlar birbirine eşit oldu. E bunlar da birbirine paralel ya. 2 A'ya 2 A ise şunlar da birbirine eşit oldu. Şunlar da birbirine eşit olmuş. Oldu mu? Oldu. Sonra MN doğrusu oluşuyormuş. Buna göre diyor şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bak burada doğrunun noktaya göre simetrinin şekil mantığını kullandırmışlar. Geri kalanı üçgen bilgisi. Yani sen burada bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini aldığında bu geliyor ya. İşte buradaki alan isteniliyor bizden. Çok güzel bir hem analitik hem de üçgen karışımı. İşte ÖSYM e sorsa sorsa bence böyle bir soru sorar. Çok da güzel bir soru. Bizde bu alan isteniliyor. Buradaki oranlamaları bulduktan sonra 2A'ya 2A çıktı. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit oldu. E artık biz bundan sonrasını buluruz arkadaşım. Çünkü niye? Arkadaş şöyle bir şey çıktı. Bak şöyle bir dik üçgen çıktı karşına. Şu dik üçgende bu kenar kaç birim? 6. Bu kenar kaç birim? 8. Sonra böyle bir şey çizilmiş. Ve senden şuradaki alan isteniliyor. Ve burada da güzel bir şey var. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit ve dik üçgen. Hocam bunlar böyle olduğunda A iken burası 3A olmuyor muydu? Oluyordu. E toplamda 4A alanı neye eşit? Dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 çarp 8 bölü 2 eşit. O zaman buradan ne geliyor? A 6 geliyor. Bizden ne isteniyor? İşte buradaki taralı alan isteniliyor. Taralı alan da 3A olduğundan dolayı cevabımız da böylelikle 18 çıkar arkadaşlar. Evet güzel bir şekil yorumlatması da karşımıza bu şekilde çıkabilir. Ben olsam yeni sınav sistemi de zaten bunu istiyor. Ben olsam size böyle bir soru sorarım. Şekli yorumlattırırım. Üçgenden de sorucu ulaştırırım. Evet gerçekten güzel şeyler öğrendik bu dersimizde. Güzel bir dersti bence. Ee, artık neye geliyoruz? Öteleme, dönme ve yansıma. Ya yansımayı hallettik. Şeklin ötelenmesi ve döndürülmesinden bahsedeceğiz. Onu da bir sonraki videoda bahsedelim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.